Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir bayan yelek örneği anlatacağım. Yeleğimiz için böyle angora, simsiz ip kullandık. 2 numarada tığım var. Bugün parça olarak başladım. Sizler dilediğiniz yerde yazlık, hırkalar, yelekler yapabileceğiniz bir örgü. Çift taraflı, bakın iki tarafı da aynı. Kullanabileceğiniz bir model. Hemen başlayalım. Alt ucunu trabzan yaptıktan sonra şöyle başlıyoruz örneğimize. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzan. Bir tane zincir çektim. Şöyle bir trabzan aralıklı. 1 2 3 tane. Arada 1 2 3 zincirim var. Yine aynı yere 1 2 3 tane trabzan. 3 trabzandan sonra hiç zincir çekmiyorum. Bakın. Doluyoruz. Yine böyle 1 2 trabzan aralıklı. Yine aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Arada 1 2 3 zincirim var. Aynı yere yine 3 tane trabzan. Bir tane daha yapalım. 2 trabzan aralıklı. Önce 3 trabzan. Sonra 3 zincir. Yine aynı yere 3 trabzan. Bir tane zincir, yan trabzanıyla bu sıramı tamamlıyorum. Yanlarda 2 ve 3 tane trabzan. Şimdi dönüyoruz. 3 tane zincirle. Önce 3 trabzanımızı örüyorum. Sonra yine bir zincir çektim. Bu 3 zincirin içine tekrar 1 2 3 tane trabzan. Yine 1 2 3 zincir. Aynı yere 1 2 3. Arada hiç zincirim yok. Hemen diğer çiçeğimize içine 3 tane trabzan örüyorum. 2 3. Yine 3 zincir. Aynı yere. Bakın hiç zincir çekmeden diğer çiçeğin içine 3 tane trabzan örüyorum. 2 3 zincirim var. Bir zincir. Yan trabzanla sıramı tamamlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın iki sıra bu şekilde ördük. Şimdi yine aynı, önce 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi fıstıklı olan yerini örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Gelecek çiçeğimiz için hemen 2 zincir zemin hazırlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer çiçeğimizin içine 1, 5 tane, 6 tane doldurabilirsiniz değerli izleyicilerim. İpinizin kalınlığı ile alakalı. Şimdi yine 2 tane zincir çektim. Tepesine bir tane böyle zemin hazırlıyorum. Şimdi tekrar 5 zincir. Yine 5 tane
fıstığımız için dolduruyoruz. 3, 4, 5. İki zincir. Yine 3 tane zincirimiz var. Yanlarda 3, aralarda 5'er tane. Üç tane zincirle dönüyorum. Şimdi bakın, şöyle şu sırasını yapmış olduk. Şimdi burasını başlayıp bitirelim videomuzu. Burada zaten aralarda hep ikişer tane trabzanlı bir sırada fıstık. Çok da uzatmaya gerek yok. Hemen onu da anlatalım. Şimdi bir zincir, hemen bu zemin hazırlamıştık. Onun içine 3 tane önce trabzan. Yine arada 3 zincirim var. Aynı yere 3 tane trabzan. Şimdi arada hiç zincirim yok. Hemen diğer fıstığın üstündeki 2 zincirin içine 3'er tane trabzan dolduruyoruz. Arada 3 zincirim var. Aynı yere batıyorum. Bundan tabi atkılar, şallar da yapabilirsiniz. Yazlık, hırkalar, yelekler, angora değil yazlık ipler kullanabilirsiniz. Bakın yine aynı. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlamak istiyorum. Bakın yaptığınızda, yani videomuzu izlediğinizde zaten ne kadar kolay bir örnek olduğunu göreceksiniz sevgili izleyiciler. Bakın şöyle harika bir sıra daha öreceksiniz. Arasında yine fıstıklı olan yerini. Umarım anlaşıldı. Şöyle beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.